Efendim merhabalar, günün raporuyla karşınızdayız. Agro TV ekranlarında canlı yayındasınız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Yine piyasaların, sektörlerin ve tabii ki ekonominin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün yine Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında özellikle bağlantılı olan sektörlerden bir tanesini ve tabii ki özellikle Rusya ve Ukrayna pazarının Türkiye'ye etkilerini konuşacağımız bir konuyu ele alıyoruz. Bir sektörü konuşacağız. Pamuk üretimi sektörünü ele alıyoruz. Özellikle bugün Ege İhracatçı Birlikleri Tekstil ve Ham Maddeleri Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Muzaffer Kayhan'a kulak vereceğiz. Bizim konuğumuz olacak kendisi canlı yayında. Özellikle bu savaş devam ederken ilk önce gerginlikle başlayan ardından savaşa dönüşen bu durum Türkiye'yi nasıl etkileyecek ve tabii ki aynı zamanda ulusal manada pamuk üretim alanlarını konuşacağız, pamuk ekim alanlarını konuşacağız, pamuk üretimini, ihracatını, ithalatını konuşacağız. 2019'dan, 2020'den, 21'den ve tabii ki 2022 öngörülerinden de bahsetmeye çalışacağız program boyunca. Ama dilerseniz ilk önce bir piyasalara bakalım. Bu arada tabii alt banttan da an itibariyle dolar, euro, altın ve BIST 100 endeksinde ne gibi gelişmeler var? Oradan da takip edebilirsiniz. Ben de aktarmaya çalışacağım. Bugün dolar, euro, altın ve BIST 100 endeksinde açılış bakalım hangi rakamlardan gerçekleşti? Ekrana yansıtıyor arkadaşlarım. Bugün dolarda açılış 13.89 seviyesinden başladı ve şu an itibariyle dolarda 14.06 seviyesinin test edildiğini görüyoruz. Yükseliş devam etmekte dolarda. Euro'ya bakalım. 15.50'den açılış gerçekleşti. Euro'da bugün 15.66 seviyesini görüyoruz saat 12 itibariyle. Onda da yükseliş devam etmekte. Altına bakalım. Piyasalarda altının açılışı bugün 868,98 kuruştan açıldı. Altında düşüş var. Onu da hemen aktaralım. Dolar ve euronun tam aksi yönünde. Ve son olarak BIST 100 endeksine bakacağız. Borsa İstanbul bugün açılışını 1974 seviyesinden gerçleştirdi. Borsa İstanbul'da da dolar ve euro'da olduğu gibi yükseliş devam ediyor. Şu anda Borsa İstanbul 1985 seviyesini test etmeye devam ediyor saat 12.05 itibariyle. Efendim biraz önce anons ettiğimiz gibi bugün özellikle pamuk üretimini, pamuk ekim alanlarını, Rusya ve Ukrayna pazarını konuşacağız. Tabii savaşla da biraz ülkelerle de bağdaştırarak bağlantılarımız ticaret, ithalat, ihracat konusunda çokça mevcut biliyorsunuz. Hemen hemen her sektörde, hububatta, enerjide, dün hububatı konuşmuştuk. Bugün özellikle Rusya ve Ukrayna pazarına tekstil açısından da bakmaya çalışacağız. Ege İhracatçı Birlikleri Tekstil ve Ham Maddeleri Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İyi Pamuk Uygulamaları Derneği de yönetim kurulu üyesi olan Muzaffer Kayhan şu anda karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Pınar Hanım. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Biraz önce ben kısa bir özet yapmaya çalıştım ama ilk önce dilerseniz İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin çalışmalarından bahsedelim. İyi Pamuk, yani Better Cotton ne demek? İyi Pamuk ne anlama gelmekte ve tabii ki derneğin çalışmaları da bizim için önemli. Sizden dinlemek isteriz. Tabii ki İyi Pamuk standardı dediğimiz, yani bu Better Cotton İngilizce ismiyle, çiftçiler için gönüllü bir sürdürülebilir pamuk üretimi standardıdır. 5 kıtada 23 ülkede uygulanır. Aynı anda bu temel ilke çerçevesinde işleyen bir standart. Bunlar nedir dersek, entegre zararlı su koruyuculuğu, toprak sağlığı, biyolojik çeşitlilik, lif kalitesi, toptaki lif kalitesi önemli. Bir de benim için en önemli olan insana yakışır koşullarının sağlanması çerçevesinde işler. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği de, yani kısaca İPUT, Türkiye'de bu sürdürülebilir pamuk üretiminin, tarımının yaygınlaşmasını hedefleyen ve bunu yaparken de kar amacı gütmeyen bir dernek, bir sivil toplum kuruluşudur. Evet. Evet. Evet, bizim anladığımız kadarıyla bu iyi pamuk uygulamaları dediğimizde aslında pamuk üretiminde çok daha farklı bir pencereden bakmak manasına gelmekte. Sürdürülebilir pamuk üretiminden bahsetmekteyiz ve özellikle şimdi
benim de incelediğim kadarıyla sürdürülebilir pamuk üretimi dediğimizde tabii bunun hani etkileri bazı çeşitli faktörlerden etkilenmesi de söz konusu. Şimdi çokça konuşuyoruz aslında, işte iklim krizinden konuşuyoruz, kuraklıktan, susuzluktan konuşuyoruz. Bu da yine etkileyen faktörlerdendir diye düşünüyorum. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Özellikle işte bazı raporlara yansıyan rakamlar var. Mesela 2020-2021 sezonunda %25 oranında pamuk ekim alanlarında bir gerileme söz konusu ve işte tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş durumda diyor raporlar. %25 seviyesindeydi gerileme sanırım. Bunun sebepleri nelerdir? Hani sürdürülebilir dediğimiz için bunu sormak istiyorum. Nasıl sürdürülebilir şekilde devam ettirebiliriz? Pamuk ekim alanlarımızı nasıl fazlalaştırabiliriz? Bu düşüşü nasıl yüksek seviyelere çıkarabiliriz? Şöyle söyleyeyim, ana nedenlerinden bir tanesi sizin de bahsettiğiniz gibi kuraklık. Pamuk ekim dönemi öncesinde açıklanan sulama politikaları nedeniyle birçok çiftçimiz geçtiğimiz yıllarda pamuk ekiminden vazgeçti. Bu sene aslında bizim beklentilerimiz yüksek. Biz 500 bin hektar üzerinde de bir pamuk ekimi olacağını öngörüyoruz. Çünkü son aylarda aldığımız yağışlar barajlarımızın sulama için kullanılacak olan su miktarının iyi bir seviyeye geldiğini raporluyor şu anda devlet. Bu açıdan bu önümüzdeki yıl pamuk ekiminin biz yüksek olacağını düşünüyoruz. Bir yandan da tabii pamuk fiyatlarının yüksek seviyede seyretmesi de olumlu pamuk çiftçisi açısından. Evet. Bu durumun önümüzdeki sene, yani future'lara baktığınızda zaten görürsünüz, önümüzdeki sene de bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Pandemi sonrasında olumlu bir pamuk fiyatı oluştu. Bizim beklentimiz önümüzdeki yıl pamuk ekiminin 500 bin hektarın üzerinde olacağı yönünde. Demin de söylediğim gibi bu ihracatçı olan, yani net ihracat yapıyoruz biz tekstil sektöründe. Sektörümüz açısından da, tekstil tarafı açısından da sevindirici bir haber açıkçası. Evet. Biz kuvvetli bir konuma geldik özellikle pandemiden sonra tekstil ihracatı konusunda. Asya ile rekabette galip çıktık diyebiliriz. Çünkü demin de bahsettiğim gibi sürdürülebilir pamuk üretim şartlarını sağlayabiliyoruz ülkemizde. Daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda rekabet ettiğimiz diğer ülkelerden sıyrılmamıza neden oldu diyebilirim pandemi sonrasında. Özellikle sürdürülebilir pamuk üretiminin arttırılması gerektiğinin bir daha altını çizmek lazım bu şeyde. Çünkü bizim ihracat yaptığımız en büyük pazar Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ndeki çalıştığımız markalar, ülke olarak bizden sürdürülebilir üretim beklentisiyle geliyorlar. Kısa terminler ve sürdürülebilir üretimi ne kadar arttırırsak hem tarımsal alanda hem tekstil sektörü açısından o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum ben. Evet, biraz önce söyledim ya hani %25 oranında oranında bir düşüş var demiştim. Hani bazı raporlar bunu gösteriyor. Mesela bu düşüşün sebebi nedir acaba? Hani kuraklıkla bağdaştırıyoruz ama başka faktörler de var mıdır etkileyen pamuk ekim alanlarının yani şöyle, azalmasında? Şöyle diyebiliriz. Aslında kuraklık öncesi döneme başlıyor bu düşüş. Burada ekonomik şartlar söz konusu. Pamuk fiyatlarının çok düşük olduğu yıllarda çiftçi pamuk ekiminden vazgeçiyor. Yani bir sene öncesinin fiyatı eğer düşükse önümüzdeki senenin de böyle seyredeceğini öngörerek çiftçilerimiz başka tarımsal ürünlere yönelebiliyorlar. Bir de arkasından gelen kuraklık, işte bu sene mesela Söke Ovası'nda geçtiğimiz yıl iki kere sulama imkanı oldu. Bu tabii daha önceden belirtildiği için iki su vereceksiniz bu sene diye birçok çiftçimiz bu kadar az suyla pamuk tarımı zor yapılır diyerekten baştan zaten vazgeçtiler. Evet. Ve yapmadılar. Fakat biz gördük ki aslında bu az suyla da aynı verimleri yakalayabiliyoruz. Bunu başardığımızda daha da zaten ekonomik olarak da uygun şartlarda bir üretim yapmış oluyorsunuz. Sonuçta suya da para veriyorsunuz çünkü. Evet. Bunu sağlayabildiğimizi gördükten sonra ben bu sene özellikle zaten su da olacak ama daha uygun şartlarda üretimin daha da artacağını, önümüzdeki bütün raporlar, eğilimler bu yönde göründüğü için daha iyi olacağını düşünüyoruz ve beklentimiz de bu yönde.
Evet. Şimdi o zaman bu sene için konuşursak 2022 yılında yine iki kere su verilmesi söz konusu mu? Yani uygun şartlar dediniz ama nasıl bir tercih yapacak aslında üretici? Pamuktan çıkması söz konusu mu acaba? Yani bu devam edecek mi? Yoksa pamuk tercih edilebilir mi olacak üretici tarafından? Bence pamuk üretim alanlarımız zaten bizim Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu, bir de birazcık da Akdeniz'de üretiliyor. Bu bölgelerde pamuk üretiminin artacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda su politikası ile ilgili bir açıklama yapılmadı dediğim gibi, ama biraz önce söylediğim gibi barajlarımızın doluluğu bizi umutlandırıyor açıkçası bu alanda. Ben kesinlikle artış olacağını düşünüyorum. Ayrıca bizim için çok stratejik bir ürün pamuk. Biz hem ihracatçıyız hem ithalatçıyız bir yandan. Bu tekstil ihracatının yüksek seviyede seyredebilmesi için pamuk ekiminin de arttırılması mecbur zaten. Bunun olacağını öngörüyoruz. Evet. O zaman şunu da sormam gerekiyor. 2020-21 sezonunda evet pamuk ekim alanlarında %25 bir düşüş yansıyor raporlara dedik. Peki 2021-2022 sezonunda hedef nedir üretici tarafından? Nasıl dillendiriliyor üretim hedefi manasında? Bir rakam mesela söyleniliyor mu acaba? Şöyle söyleyeyim bir saniye, hemen ben bir rapordan size okuyayım. Biz 500 bin hektar üzerinde üretim diyoruz. Yani 2 milyon 350 bin ton civarı pamuk üretimi olacağını öngörüyoruz şu andaki yayınlanan raporlardan. Evet. Bu sektörün ihtiyacının belli bir kısmını karşılıyor. Tekstil sektörünün tamamını karşılamıyor. Çünkü tekstil sektörü hakikaten Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör. Hem tekstil hem hazır giyim tarafına baktığımızda. Evet. Daha da artırılarak sürdürülebilir tarımın daha da artırılarak genişlemesini biz istiyoruz. Ben hem çiftçiyim hem tekstilciyim bir yandan. Bütün bu şartların uygulanabilmesi için desteklerin sürdürülebilir tarım üzerine odaklanması gerektiğini, altyapı yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve ülke olarak bizim sürdürülebilir pamuk standardının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm paydaşların bir araya gelip bu standart üzerine çalışması diğer ülkelerle de kendimizi kıyaslayabilmek adına çok önemli bir süreç. Bunu sağlayabildikten sonra ihracatçının önünde durabilen hiçbir şey olacağını sanmıyorum ben. Evet, teşvik ve desteklere değindiniz. Aslında üretici ne istemekte? Teşvik ve destek kapsamında bakacak olursak pamuk üreticisi ne istiyor? Olmayan nedir ya da eksik olan nedir? En çok neyi dillendiriyorlar? Size muhakkak geliyordur. Yani dirsek temasında olduğunuz için, bizzat bu konuda hani uzmanlaşmış olduğunuz için sormak istiyorum. Dolayısıyla nedir pamuk üreticisinin talebi? Teşvik et desteklerin zamanında ödenmesi gerekiyor öncelikle. Çünkü girdi fiyatları bildiğiniz gibi gün içinde bile artmaya devam ediyor. Yani bizim girdilerimiz de işte gübre, tohum, mazot, traktörlerin kullandığı ve su. Bu maliyetlere katlanabilmek için desteklerin zamanında ödenmesi bir kere şart. Bizim tekstil tarafından baktığımızda bu desteklerin özellikle demin de dediğim gibi sürdürülebilir tarım alanında yapılmasını biz istiyoruz. Çünkü bizim çalıştığımız markalar ve pazarlar bizden bu tür ürünleri bekliyorlar. Yani normal bir konvansiyonel pamuk artık diğerine göre, yani sürdürülebilir ürünlere göre, işte bunun içinde ne olur? BCI'li pamuk olur, onarıcı tarım olur, organik pamuk buna girer. Bu tip tarım yapan çiftçilerimizin daha fazla, daha özenli desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca altyapı yatırımları, yani damla sulama mesela pamukta uygulanıyor dünyanın birçok yerinde veya modern sulama teknikleri. Bu hem su tüketimini azaltıcı yatırımlardır, hem de yani üretimi de daha iyi bir hale getirecek, yani verimi de daha yükseltecek yatırımlardır. Ama pahalı yatırımlardır. Çiftçinin kendi başına yapamayacağı yatırımlardır. Bu konularda desteklerin yaygın olması, arttırılması gerekiyor kesinlikle.
Evet, şimdi organik pamuk dediniz. Şimdi pamuk üretimi diyoruz ama şimdi bir de organik pamuk üretimi var. Bakıyorum ben Şanlıurfa, Aydın, Mardin, Manisa ve Diyarbakır pamuk organik pamuk üretiminde sanırım başı çeken iller. Dolayısıyla biz hani evet. organik pamuk üretiminde hangi noktadayız ve organik pamuk dediğimizde ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekir? Şimdi organik pamuk zararlı ilaçların veya yani yasaklı ilaçlar ve işte tekniklerin kullanılmadığı bir üretim şekli. Evet. Organik pamuk ülkemizde evet dediğiniz gibi yaygın, yaygınlaştırılması için geliştirilen projeler de var. Mesela Söke Ovası'nda 20 bin dönüm bir arazi üzerinde organik pamuk üretimi başlıyor olacak önümüzdeki sezon itibariyle. Üründe kesinlikle işte pestisit, herbisit gibi ürünler kullanılamıyor. Organik muadilleri kullanılabiliyor. Bir geçiş süreci var. Yani ben bugün bıraktım normal pamuk üretimini, seneye organik yapıyorum diyemiyorsunuz. Evet. Belgelendirilmesi lazım, sertifikalı ürün olması gerekiyor ve izlenebilir olması gerekiyor. Yani götürüp işte şimdi arkada görüyorsunuz çırçır üretimi, çırçır fabrikasında da organik şartlarda yani birbirine karışmaması gerekiyor normal pamukta. Evet. Türkiye GDO'suz tohum kullandığı için aslında maça 1-0 önde başlıyor diyebiliriz. Türk pamuğu GDO'suz. Evet. Tohumlarımızın tamamı ülkede ürettiğimiz GDO'suz olduğu için. Ama diğer şartların sağlanması için bir eğitim çok önemli. İzlenebilirlik çok önemli. Yani dediğim gibi bu işin tabii ki bir primi var. Normal pamuğa göre biraz daha pahalı satılıyor organik pamuk. Bu tarafta şey olmaması lazım. Her şeyin açık ve net bir şekilde göz önünde oluyor olması lazım. Sertifikasyon süreçlerinin iyi işliyor olması lazım. Bunları bir araya getirebildiğiniz zaman evet Türkiye çok büyük bir üretim alanı aslında bakarsanız organik açısından da. Evet, hani dediniz ya biraz önce 1-0 önde başlıyor aslında organik pamuk üretiminden bahsettiğimizde Türkiye dediniz. Şimdi biraz da hani iç piyasadan bahsetmişken hani Rusya ve Ukrayna savaşına da değinmeden olmayacak. Devam ediyor aslında her iki taraf da bugün ikinci kez masaya oturacak bildiğimiz kadarıyla. Hani müzakere süreci devam ediyor. Bir taraftan ateşler devam ediyor. Ateşkes sağlanmadığı için savaşla devam etmekte. Şimdi Rusya ve Ukrayna pazarına bakacak olursak siz aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri'nde tekstil ve ham maddelerinde yönetim kurulu üyesiniz sizsiniz aynı zamanda. Evet. Rusya ve Ukrayna pazarı da işte değerli pazarlar tekstil açısından baktığımızda da sanırım. Dolayısıyla hani stratejik bir sektör dedik, stratejik bir ürün dedik pamuk için. Bu açıdan baktığımızda bizim ihracatımızda hangi noktada bu iki ülke ve bu savaşın uzun sürmesi manasında nasıl etkiler görebiliriz biz özellikle Türkiye'de? Şimdi şöyle diyeyim, Rusya ve Ukrayna resmi rakamlarla aşağı yukarı bizim 460 milyon dolar geçtiğimiz yıl ihracat yaptığımız iki ülke. Burada kurulu markalarımız var. Sanıyorsam Rusya'da 36, Ukrayna'da da 32 markamız faaliyet gösteriyor. 1000'e yakın mağazaları bulunuyor bu markalarımızın. Resmi olmayan rakamlarda yani buraya gelip de alışveriş yapıp ülkelerine götüren ürünleri de koyduğumuz 1,5 milyar doların üzerinde bir ihracat söz konusu bu iki ülkeye. Şu an geldiğimiz noktada maalesef tamamen durmuş durumda. Yani evet. önümüzdeki dönem için yazılmış olan siparişlerin, iptal edilen siparişlerin 200 milyon dolar civarına geldiği söyleniyor bugun. 200 milyon dolar iptal edilen sipariş var. Rusya ve Ukrayna her iki ülke için de mi yoksa tek bir ülke için mi? Sesiniz bir gitti geldi ama bir daha tekrar edebilir misiniz? 200 milyon dolar iptal edilen sipariş her iki ülke için mi? Bu şu anda Ukrayna açısından söylüyorum. Çünkü Ukrayna'da tamamen her şey durmuş durumda. Evet. Rusya'da da tabii çok tedirgin bir bekleyiş var. Rusya'daki olay tabii bu SWIFT sisteminden çıkartılmasıyla ödemelerin nasıl alınacağı konusunda büyük bir tedirginlik var bizde. Evet. İhracat bedellerinin gelmesi tarafında büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Ben açıkçası savaş bitse de Ukrayna'yla iş devam edecektir ama Rusya'ya yapılacak olan yaptırımlar maalesef ağır olacak gibi görünüyor ihracatçımız açısından maalesef diyorum. Bunu nasıl yaşanacağını ilerleyen dönemlerde görüyor olacağız ama çok büyük bir kötü bir döneme girildiği kesin şu evet. an itibariyle. O zaman şu anda tamamen kesildi yani hani
belirsizlik de devam ediyor tabii piyasalarda. SWIFT sisteminden arka arkaya tüm ülkeler tarafından çıkarılması Rusya'nın orada da bir soru işareti. Peki özellikle Ukrayna'da 200 milyon dolar dediniz değil mi? İptal edilen sipariş. Mesela Rusya açısından bir rakam var mı elinizde? Valla şu anda Rusya açısından bir rakam henüz gelmedi. Orada eminim iptaller ve bekletmeler şu anda yaşanmaya başlamıştır. Bunu bugün ihracat rakamları da açıklanıyor hatta şu anda. Bu kurumlardan, TİM'den daha iyi bilgiler geldikçe biz de görüyor olacağız. Orada birazcık daha dediğim gibi belirsizlik söz konusu ama Ukrayna ile olan her şey tamamen durdu diyebiliriz. Yani bizim biliyorsunuz aynı anda büyük ithalat yapıyoruz biz iki ülkeden de. Buğday alıyoruz yüklü miktarda. Bunlar tamamen durma noktasına geldi maalesef. Peki bizi ileride nasıl etkileyecek acaba bu? Yani evet Rusya ile ilgili rakamları belki bugün veya ilerleyen günlerde daha net edinebiliriz ama hani Türkiye'yi zorlar mı ihracat açısından ne düşünüyorsunuz? Bu iptal edilen siparişte 200 milyon doların üstüne çıkması söz konusu mu Ukrayna tarafından ve Türkiye ne yapacak bu durumda? Bir kriz yönetimi yapılması lazım sanırım. Aynen öyle. Bizim alternatif pazarlara ihracatçının yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum bu durumda. Çünkü bizde de üretim durmuş durumda. Yani orada sipariş gelmiyor ve iptaller başladığı anda bizim özellikle buraya ihracat yapan İstanbul'un Osmanbey ve Laleli bölgesindeki markalarımız. Bu markalarda üretimin tamamen artık durma noktasına geldiğini duyuyoruz. Bu markalarımız başka pazarlara yöneliyor olacaktır. Belki birazcık iç pazara daha yöneliyor olacaktır diye düşünüyorum. Maalesef yani bu yaptırımlar, ağır yaptırımlar Rusya açısından ben kısa dönemde aşılacağını ve hemen geri döneceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü öyle de görünmüyor dış liderlerin konuşmalarından şu ana kadar. O pazar birazcık bizi üzmeye devam edecektir önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum ben. Evet, dolayısıyla o zaman bu dezavantajı avantaja çevirmek için hani tek tek mesela bakanlık nezdinde konuşacak olursak masalar kurulmuştu ya hani sektörler manasında enerji masası, hububat veya işte tarım masası gibi. Dolayısıyla hani bu pamuk konusunda da hızlı bir çözüm üretilmesi gerekiyor diye düşünmekteyiz. Peki özellikle şunu da sormak istiyorum. İhracat ve ithalat konusunda madem böyle olumsuz bir durum var yurt dışında Türkiye'nin acaba 2022 hedefi ne olmalı? Bu çerçevede. Yani biz ihracatımızı biz tekstil olarak hem ham maddeler hem de hazır giyim ihracatında Türkiye'de önemli bir yere sahibiz ve geçtiğimiz yıl yaşanan birçok krizin ardından en yüksek ithalat yapan sektörlerden biri oldu tekstil sektörü. Aynı anda biz bu sektör Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sektör bir yandan da. Ben evet Rusya ve Ukrayna açısından kötü bir döneme giriyor olabiliriz ama Avrupa Birliği, Amerika gibi ülkeler hala bizden ürün almaya devam ediyorlar. Burada da avantajlı bir konuma sahibiz. Yani coğrafi olarak çok avantajlı bir konuma sahibiz. Çünkü rekabet ettiğimiz ülkelerden ürün, hazır ürün bile 3 haftadan 1 ay, 1,5 aydan önce gelemiyor. Evet. Ama bizden bizim termin sürelerimiz artık 3 haftalara inmiş durumda. Yani siz İzmir limanından ürününüzü yükledikten aşağı yukarı işte 15-25 saat içinde, 24 saat içinde pardon, İtalya'ya indirebiliyorsunuz. Bu bizim için çok avantajlı bir durum. Bizim o pazarlara biraz daha katma değerli ürünlerle o pazarlara biraz daha yönelmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sürdürülebilir pamuk üretimini arttırabilirsek biz daha da vazgeçilmez bir ülke haline geleceğiz. Özellikle Avrupa Birliği gözünde diyebilirim. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi evet tekstilde ithalat ve ihracat konusunda hedefleri konuşuyoruz, pazarı konuşuyoruz, yurt dışını konuşuyoruz ama şimdi içeriye baktığımız zaman şimdi insanların da alım gücünde bir düşüş var. Özellikle hani tekstil daha önce ucuz olarak satılmaktaydı aslında. Şimdi ben toplumun duygularına tercüman olmak istiyorum bir taraftan da. Şimdi fiyatlar yüksek. Her konuda yüksek aslında. Yani gıdada da öyle. Hatta tekstilden kısma modunda insanlar yani işte gereksiz almayalım sadece gıdaya yönelelim diye düşünmekteler hayat şartları dolayısıyla. Bu fiyatlar ne zaman düşer onu sormak isterim.
Bu fiyatlar üretim girdilerinin düşmesiyle düşer ancak. Çünkü üreticimiz de yani şimdi fabrikalar doğalgazla, elektrikle çalışıyor. Evet. Bunlar her gün yükseldiği takdirde üreticinin sattığı üründe bir fiyat indirimi yapması pek söz konusu değil. Ben bu zamları devam ederek göreceğimize inanıyorum açıkçası. O Evet. yüzden iç piyasadaki durağanlık bir süre daha devam edecektir. Hı. Ama dediğim gibi yani zaten pandemi sırasında sizin de söylediğiniz gibi sadece ekonomik şartlar değil, evde oturmanın da getirdiği bir şey vardı. Tekstilden kısma durumu vardı. Evet. O dönemde biz ev tekstilinin satışının arttığını gördük. Ama giyim kuşam tarafı yavaş gitti. Arkasından işte bu athleisure dediğimiz işte daha spor giyime yönelik ürünlerin bir artışı söz konusu oldu. Evet. Şimdi tekrar lüks tüketimin biz yani dışarıda batıda diyeyim daha doğrusu biraz arttığını görüyoruz ama Türkiye içerisinde bu fiyat baskısı sizin de söylediğiniz gibi bizim sektörde biraz daha devam edecek gibi görünüyor maalesef. Evet. Ama tabii her şeyde aynı şekilde gıda fiyatlarında da artışlar söz konusu. Enflasyon hepimizin önünde duruyor nasıl bir enflasyonla savaştığımız. Yani dediğim gibi girdi fiyatlarıyla tamamen alakalı bir döngü var Durumla karşı maalesef. Onlar karşıyayız. azalmadan bizim de tekstil ürünlerinde bir indirim beklememiz çok şey olmaz, doğru olmaz diye düşünüyorum. Anladım. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yakın zamanda 6. Ulusal Pamuk Zirvesi de hayata geçirildi. Özellikle bu Evet. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde alınan kararlar sizin özellikle şunun altını çizmemiz gerekiyordu. Evet, bunu dile getirdik diyebileceğiniz neler gündeme geldi? Böyle bir iki cümle şeklinde yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşırken sizden özet şeklinde onları da almak isterim. Şöyle diyeyim, çok faydalı bir zirve oldu bu. Pamuğun tüm aktörleri oradaydı açıkçası. Devletimiz temsil edildi. Bütün sivil toplum kuruluşları vardı. Çiftçilerimiz vardı. Tohum üreticileri vardı. Sürdürülebilir pamuğun önemi birinci çıktı diyebilirim ben size bu toplantıda. Ve benim hoşuma giden orada gördüğüm bütün dediğim gibi bütün aktörlerinin bu sektördeki bu konuyu içselleştirmiş olması. Yani artık herkes buna inanıyor. Bu sadece 5 kuruş daha primli bir ürün satmak için değil, dünyayı korumak, ülkemizi, topraklarımızı, suyumuzu korumak açısından çok önemli olduğunu, farkına varmış olduğumuzu görmek beni çok mutlu etti. O açıdan bu 2 senede bir yapıyoruz biz bu zirveleri. Evet. Birazcık sektörün ne durumda olduğunu bize Sayın Bakan Yardımcımız anlattı. İleride yapılacak olan desteklemelerle ilgili pamuk tarımının nasıl gelişmesini beklendiğiyle ilgili bütün paydaşlar kendilerine düşen görevleri yerine getireceği konusunda tekrar anlaştılar. Önümüzün açık olduğunu görmüş olduk. Ve dediğim gibi sürdürülebilir tarımın ne kadar önemli olduğunun tekrar bir altı çizilmiş oldu. Sizin de oradan yayınlarınız oldu. Bir yandan Evet. zirveyi de çekiyordunuz zaten. Biz ne kadar kişiye ulaşabilirsek o kadar mutlu oluruz. Bu yani böyle Ulusal Pamuk Konseyi'ni tebrik ediyorum tekrar. Böyle herkesi bir araya getirdiği için. Bizim için çok değerli bir zirve oldu diyebilirim. Evet. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız ve değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Muzaffer Kayhan'a kulak verdik. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz size. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun, iyi çalışmalar. Efendim, Ege İhracatçı Birlikleri Tekstil ve Ham Maddeleri Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Muzaffer Kayhan'a kulak verdik. Raporlar 2020-2021 sezonunda %25 oranında pamuk ekim alanlarının düştüğünü göstermekte, azaldığını göstermekte. Burada işaret edilen nokta sürdürülebilir pamuk üretimine daha fazla önem vermek, dolayısıyla bu ekim alanlarının genişletilmesi ve tabii ki sulamada da. Şimdi evet, içeride bir enflasyon devam etmekteyken alım konusunda, girdi maliyetleri konusunda özellikle çiftçi tabii ki
eğer pamuk ekecekse su konusunda da tabii tereddütte kalmakta. İki kez sulama yapılmasıyla ilgili olarak çağrı sonrasında üreticinin kararsız kaldığı, pamuk ekiminden çıkanların olmasının yanı sıra pamuğu yine tercih edenlerin de olduğunu söyledi Muzaffer Bey. Bakalım 2022 yılında nasıl bir üretim gerçekleşecek ki üretimin artması söz konusu diye konuşulurken, bir de dışarıda Ukrayna-Rusya savaşı varken maalesef bu Ukrayna ve Rusya pazarı tekstil açısından bizim için önemli pazarlar. İşte bu, biraz önce verilen rakam da çok önemliydi. Ukrayna'da 200 milyon dolar sipariş iptali şu anda elimize ulaşan rakam dedi Muzaffer Kayhan. Şu anda üretimde tabii ki ihracat manasında Ukrayna ve Rusya'yı mercek altına aldığımızda buraya yapılacak üretimle ilgili de çalışmalar durmuş durumda. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek? Bu savaş ne kadar devam edecek? Bizim ekonomimizi, pamuk üretimimizi içte piyasada ve tabii ki yurt dışında ithalat konusunda da nasıl çıktılarla devam ettirmemiz gerekiyor. İlerleyen günlerde göreceğiz. Yine bizler burada olacağız. Günün raporunda karşınızda olacağız. Saatler 12'yi gösterdiğinde Agro TV'de buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Sağlıklı günler.